Herkese merhaba arkadaşlar. Kripto Kurdu YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben proje ekibinden elim Bugün sizlere suyu ikinci aşamada nasıl not kurarız bunu göstereceğim. Hadi hızlıca videoya geçelim. Müzik Şimdi işlemlere başlamadan önce söylemem gereken çok önemli birkaç bilgi var. Suide daha önceden hani bir not kurulumu oldu birinci aşamada ve bu not kuranlar arasından bazı kişiler seçildi. Bunlar ikinci aşamada da ödüllü olarak bu notu kurmaya hak kazandılar. Yani bu seçilen kişiler ikinci aşamada da not kuracak ve bunlar ödüllendirilecek. Peki biz kuramaz mıyız? Yani birinci aşamada not kurmadıysak veya hani kurduk diyelim ama seçilmedik. Biz kuramaz mıyız derseniz biz de kurabiliyoruz. Bu notu herkese açık. Ancak ekip kesin bir şekilde şunu söyledim. Bu seçilen kişiler haricindeki diğer kurulan notların hiçbir şekilde ödüllendirilmeyeceğini söylediler ve bunu kesin bir şekilde belirttiler. Ya buna rağmen hala kurmak isteyen kişiler var. E, tabi bu, bu da bir ihtimal. Yani sonuçta bunlar her ne kadar ödül vermeyeceğiz deseler bile e, yani kuranlara bir şekilde belki ödüllendirebilirler. Bu ufak da olsa bir ihtimal. Bu ihtimali e, göze alıp bu riski göze alıp not kurmak isteyen kişiler var. Biz de bu yüzden bu videoyu çekmeye karar verdik. Ben bunu Kontabo'dan çekeceğim yani Kontabo'dan sonucumu alarak çekeceğim. Yaklaşık maliyeti de bana 48 dolar oldu. Yani buna göre kendi riskinizi belirleyebilirsiniz. Şimdi hemen ekranımı ayarlayıp kurulum işlemlerine başlayacağım. İlk olarak Kontabo'ya giriş yaptım. Burada kontrol panelinin hemen altında UR servisi var. Buraya geldim. Burada benim IP adresim yazıyor. Bu IP adresini kopyalıyorum. Ardından put'i açtım. Buradaki hostname kısmına IP adresimi yapıştırıp open diyorum. Ardından bu açılan kısımda e, kullanıcı adımı ve şifremi girmem gerekecek. Kullanıcı adım root, şifremi de başka bir yere kaydetmiştim. Hemen oradan alıp geliyorum. Evet, şifremi de buraya yapıştırdım. Ardından enter dedim ve şu şekilde sunucuma bağlandı. Hemen ekranımı ayarlayacağım. Çünkü sağ tarafta kitap aldım, sol tarafta da sunucum var. Kitabın linkini de açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. İlk olarak sistem gereksinimlerinden başlamak istiyorum. Burada yazan sistem gereksinimleri önerilen sistem gereksinimleri. Herhangi bir minimum sistem gereksinimleri belirtmediler. Yani kendi inisiyatifinize göre buradaki özelliklerin biraz daha aşağısındaki bir sunucuya da kurabilirsiniz. İlk başlarda hata vermeyecektir ancak hani daha sonradan hata verir mi vermez mi bu belli değil. Bu özelliklerde bir sunucu aldıktan sonra buraya gelelim tekrardan. İlk olarak screen oluşturmamız gerekecek şekilde ilk baştaki kodu kopyaladım. Güncellemeleri yapmak için buraya yapıştırdım. Bunların güncellenmesini bekledim. Hızlı bir şekilde güncelledi. Ardından e, buradaki ikinci kodu APT install screen kodunu aldım, buraya yapıştırdım. Bunun yüklenmesini bekliyorum. E, şu şekilde karşıma şöyle bir e, seçenek çıktı. Ben buraya Y tuşuna basıp enter diyeceğim. Yüklenmeler devam ediyor. Yüklenmeler bittikten sonra screen e, S screen not kodunu şu şekilde kopyaladım. Bu, işte sui-node isminde bir screen oluşturmamızı sağlayacak. Buradaki ismi de değiştirebiliriz. Önemli değil. Enter dedim ve oluşturduğumuz screenin içine giriş yaptı. Ardından Linux güncellemelerini yapmak için bunu kopyaladık. Buraya yapıştırıp Enter diyoruz ve güncellemelerin yapmasını bekleyeceğiz. Evet, yaklaşık 2 dakika sürdü bunların güncellemeleri. Ardından rast kurulumu için buradaki kodu kopyaladım, buraya yapıştırdım. Rast kurulumlarının da tamamlanmasını bekliyorum. Bunlar da hemen güncellendi. En son çıkan mesaja da Enter diyorum. Rust'ın versiyonunu burada yazıyor. Rust'ı da kurduktan sonra GitHub reposunu kurmam gerekecek. Bunun için ilk olarak bu apt-install git komutunu kopyalayacağım. Bunu yapıştırdım. Devam ediyorum. Bu şekilde karşıma yine bir seçenek sundu. Buradan Y'yi yine işaretleyip devam edeceğim. Bunun da kurulumu tamamladıktan sonra hemen altındaki CD Home başlayan kodu kopyalayıp buraya yapıştırıyoruz. Direkt olarak yüklemelere başladı zaten. Herhangi bir enter falan dememe gerek kalmadı. Yüklemelerin tamamlanmasını bekliyorum. Evet hızlı bir şekilde yüklemeler tamamlandı. Şu şekilde en son çıkan mesaja da yine enter diyorum. Şimdi bu ee, mkdir'le ile başlayan komutu buradan kopyaladım. Buraya yapıştırıp yine enter dedim. Daha sonra Genesis dosya kurulumlarına geçtim. En baştaki kodu kopyalayıp buraya yapıştırıp Enter diyorum. Sonra hemen altındaki koda geçtim. Bunu da yine aynı şekilde yapıştırdım. Enter dedim. Şimdi suyu binerli kurulumlarına geçtim. Burayı kopyaladım. Bunu olduğu gibi buraya yapıştırdım. Bunun kurulumu biraz uzun sürebilir. İşte 10-15 dakika kadar sürebilir. Ben burada videoyu durduruyorum. Tamamlandığında tekrar videoyu başlatacağım. Evet bunun kurulumları da tamamlandı. Yaklaşık 34 dakika sürdü bende. Sizde de aşağı yukarı bu kadar sürecektir. Bu 34 dakika boyunca bu yeşiller işte böyle akıp geçti. Burada hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Sadece bekleyin. En sonunda işte finish yazdı. Daha sonra bu şekilde bir yazı çıktı hazır bir şekilde. Burada Enter'a basıyorum. Sui nodumun versiyonu burada gösteriyor. 0.22. Onda da bir sıkıntı yok. Ardından servis kurulumuna geçeceğim. Şimdi servis kurulumundaki kodları da kopyaladım. Buraya yapıştırdım, enter diyorum. Ardından en sondaki kodlarımızı da kopyalayıp buraya yapıştırmam gerekiyor. Yapıştırdıktan sonra biraz bekliyorum. Evet, bu şekilde yine enter dediğim zaman, de buraya tam ekran geçeyim. Evet, bu şekilde burada hani bazı yazılar kaymaya başladı. Kurulumuz tamamlandı mı? Kurulumumuz hangi aşamada? Bunu nasıl öğreneceğiz? Derseniz eğer hemen şekilde bu tarayıcıya geçiyorum. Böyle bir site var. Bunun linkini de yine açıklamalar kısmına koyacağım. Buraya girdiğimiz zaman IP adresimizi kopyalayalım. IP adresimizi aldıktan sonra buraya geldik. IP adresimizi buraya yapıştırdık. Ardından network kısmından bunu testnet yapalım. Testnet yaptıktan sonra buraya çekleyeceğiz şimdi. Ben buranın onaylanmasını bekliyorum. Evet. Mesela şu an kurulumun 0.12'si tamamlanmış. Bu üstte testnet yazıyor. Burada şu an mevcut blok, yani işte 3 milyon 844 bin falan şu an mevcut bir blok var. Alttaki de bizim şu an güncel olduğumuz blok. Sağ taraftaki kısım ise yani ne kadar hızlı senkronize olduğunu gösteriyor. Buradaki sayı ne kadar çok olursa o kadar iyidir. Şimdi mesela bir daha çekeyim, işte 0.12'deydi. Bunun onaylanması da yine bir 20-30 saniye falan sürebiliyor. Evet, şu şekilde mesela 0.18 oldu. Bu kiraladığımız sonucunun kalitesine işte o anki yoğunluğuna göre vesaire değişebilir. Şimdi ben hemen daha önceden de kurduğum bir tane sonucudan IP adresini alıp en son bittiğinin nasıl gözükecek onu göstermek istiyorum. Evet şu bitmiş olan sonucudan ben IP adresini aldım. Onun IP adresini buraya yazdım ve check ediyorum. Evet gördüğünüz gibi sunucumuz tamamen kurulduğunda burada %100 yazacak. Hani burada küsürat farkı olabilir o çok önemli değil ama genel olarak hani aynı yani mevcut blokta olmamız gerekiyor. Zaten burası %100 yazıyorsa bir sıkıntı yoktur. Mesela ben tekrar az önce kurduğum sunucuyu bir kontrol edeyim. Bunu yine çek ediyorum. Hangi aşamada, hangi durumda olduğunu kontrol etmek için. Bu e, not yaklaşık 2 ile 3 hafta arasında bir e, sürede sürecek. Yani 2 hafta veya 3 hafta sürecek. Yani bu süreçte durmadan girip işte sunucuya kontrol etmenize gerek yok. IP adresini aldığınız zaman bu siteye gelin. IP adresinizi yazıp çek edelim. Burası %100 ise eğer bir sıkıntı yok demektir. Evet nodumuzu kurduk. Artık sadece nodumuzun senkronize olup mevcut bloğa yetişmesini bekleyeceğiz. Şimdi nod haricinde size burada söylemem gereken çok önemli bir nokta daha var. Biz bildiğiniz gibi şu an bunu kontağı boyu kurduk. Yani hangi sunucuya kurduğunuz da önemli değil. Bu uyarı tüm sunucular için geçerli. Kaydınızı kesinlikle ama kesinlikle sanal kredi kartı veya sanal banka kartı üzerinden oluşturun. Çünkü bu sunucu da siz farkında olmadan yani sunucu orada hala çalışıyordur, unutmuşsunuzdur, takip edememişsinizdir. Bu gayet normal sizden otomatik olarak o parayı çekebilir. Bunu önleyebilmek amacıyla burada sanal kart oluşturmanızı tavsiye ediyorum. Ya diyelim ki normal kartla oluşturdunuz. Bu her sonucu da farklı tabi. Ben şu an kontava için olanı anlatacağım. Bunu değiştirebilirsiniz. Tabi bunu anlatmadan önce başka bir konuyu da anlatacağım buradan. Şimdi ben buradan bu sunucuyu kiraladım. Burada manage kısmına girdim. Manage kısmının şöyle üstüne geldiğim zaman en altında cancel service var. Buna tıklayalım. Buna tıkladıktan sonra şöyle bir ekran açılacak buradan niye iptal etmek istediğimizi soruyor. Adır diyelim. Burada yaptığımız işlem sunucumuzun iptali aslında. burada tarih belirtiyoruz. Mesela işte 27, 27 Şubat. Ee, ardından bu kutucuğu işaretleyip submit dediğim zaman ben bu sunucu 27 Şubat'ta iptal edeceğim. Yani 27 Şubat'tan bu sunucu kapanacak. Dolayısıyla benden herhangi bir ücret kesmeyecekler. Ama yine de biz işimizi garantiye alacağız. Şimdi burada payment metod var. Buraya tıkladık. Billing'in hemen altında Payment Method. Buraya tıkladık. Buraya tıkladığımız zaman şu üst tarafta Switch kısmı var. Hani ödeme yöntemimizi değiştireceğiz. Şimdi açılan bu kısma sanal kredi kartı bilgilerimizi girebiliriz. Yani eğer ilk başta normal kredi kartıyla açtıysanız buradan sanal kredi kartı bilgilerimizi girerek Save Kredi Kart diyelim ve sanal kredi kartımızı buraya tanımlayalım. Sanal kredi kartını tanımladığımız zaman yani içinde eğer bakiye olmazsa zaten hiçbir şekilde para çekemezler. Bugünlük anlatacaklarım bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Aklınıza takılan bir yer olursa eğer not kurarken herhangi bir sorunla karşılaşırsanız yorumlar kısmında veya not telegram kanalımızda bunu yazabilirsiniz. Görüşmek üzere.